Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Boşaltım sisteminden devam ediyoruz. Hangi konularımız kaldı? Yavaş yavaş sona yaklaştık. Artık heyecan dorukta değil mi? Arkadaşlar, boşaltım sistemi haricinde e, hayvansal dokular. Canlılarda davranış ve ekoloji konularımız kaldı. Canlılarda davranış çok kısa bir konu O yüzden hani o kadar da önemsediğim bir konu değil. ama burada bizim bilmemiz gereken bakın çok çok üzerinde duracağımız olan boşaltım sistemi ve ekoloji kısmıdır. Ee, hayvansal dokulardan da çok fazla soru çıkmış. ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım boşaltım sistemi. Arkadaşlar ilk önce boşaltım atıklarından bir bahsedelim. Boşaltım nedir? Atıklar nelerdir? Nasıl dışarı atılıyor? Nasıl oluşuyor? Bunlardan bahsedelim. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi bakın boşaltım bizim vücudumuza oluşan atık maddelerin dışarı atılması olayıdır arkadaşlar. Bu idrar yoluyla da atılabilir, terleme yoluyla da atılabilir, nefes alışverişlerde de atılabilir arkadaşlar. Biz boşaltımımızı bu şekilde yapıyoruz. Peki Boşaltım neyi sağlıyor? Boşaltımın iki tane amacı var. Bunlardan bir tanesi metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırmak. Nedir bu metabolik atıklar? İşte amonyak, karbondioksit, üre, ürik asit gibi atıklardır arkadaşlar. Bir de homeostasinin korunmasını sağlamak. Homeostasi neydi? İç denge. Vücudumuzda iç dengeyi koruyan e, beynin yapısı hangi yapıydı? Hipotalamustu. Hipotalamus boşaltım sistemiyle birlikte çalışıyor. Tabii ki kontrol ediyor arkadaşlar. Şimdi boşaltım maddelerinden bir başlayalım. İlk önce karbondioksitten söz etmek istiyorum. Karbondioksit oksijenin sonu bir de etil alkol fermentasyonu sonucu oluşuyor arkadaşlar. Ve bu karbondioksit biz işte e, hücre yüzeyinden difüzyonla atılabilir. Mesela bir hücreli canlılar veya böyle biraz daha basit yapılı canlılar difüzyonla atabiliyorlar. Ya da akciğerlerden dışarı atılıyor arkadaşlar. Bizler ne yapıyoruz? Akciğerlerden dışarıya atıyoruz. Daha sonra geliyoruz azotlu maddelere. Azotlu maddeler nasıl oluşuyorlar? Protein metabolizması sonucu. Çünkü bizim yapımızda bulunan organik bileşiklerde e, azot bulunduran yapılar proteinler, vitaminler, azotlu... E, Bazlar arkadaşlar azotlu organik bazlar bunlar azot bulunduran maddelerimizde ama en çok protein metabolizması sonucunda azotlu atıklar oluşuyor. Şimdi azotlu atıklar oksitlenemiyorlar yani e, nasıl diyeyim size oksijenle parçalanmıyorlar arkadaşlar bunların bir şekilde dışarı atılması gerekiyor. Şimdi amino asitlerin amin grubunun amin grubunun koparılmasıyla oluşuyor bu azotlu atıklar nedir bunlar amonyak. Amonyak oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra bu amonyak üre ve ürik e, keste dönüştürülüyor. Tabii canlıdan canlıya değişiyor. Biz biz mesela üreye dönüştürüyoruz. Kuşlar ne yapıyor? Ürik asite dönüştürüyor şekilde atıyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Ama amin asitlerin amin grubunun koparılması sonucunda ne oluşacak? Amonyak oluşacak. Sonra amonyak diğer maddelere dönüşürler. Arkadaşlar bizim ee, vücut sıvılarımızın düzenlenmesinde ozmo regülasyon dediğimiz sistemler görev alıyor. Mesela ozmo dediğimiz sistemler vücudun su içeriğini ayarlıyor arkadaşlar. Bu sistemler ee, vücuttaki su dengesiyle işte dış ortam vücutla dış ortam arasındaki su giriş çıkışının düzenlenmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu sayede ozmo regülasyon sistemler görev yapıyor. Mesela Ozmo regülasyon sistemlere baktığımızda işte stoplazmanın ve hayvanlarda kanın bileşimini belli sınırlar içerisinde tutuyor arkadaşlar bu sistemler. Mesela bizim boşaltım sistemimiz bir ozmo regülasyon sistemdir. Hani ozmo regülasyon dediğimiz zaman direkt işte balıklardaki ozmo regülasyon aklınıza gelmesin. Bizlerdeki boşaltım sistemi de nedir? Bir ozmo regülasyon sistemdir. Vücudumuzdaki suyun ve diğer atık maddelerin dengelenmesini sağlayan sistemdir arkadaşlar. Oldukça önemli bir sistemdir. Mesela Hayvanlardan bahsedeyim birazcık. Hayvanlar alemine baktığımız zaman burada eklem bacaklılarda kanla doku sıvısı birbirinin aynısıdır. Hani hatırlayın dolaşımda anlatmıştım. Bu iki sıvıya birden biz ne diyorduk? Hemolenf diyorduk arkadaşlar. Yani vücut sıvısıyla kan aynı sıvıdır ve biz bu sıvıya da hemolenf sıvısı diyoruz. Şimdi kapalı dolaşıma sahip olan canlılarda Kan ve doku sıvısı farklıdır. Bunlar açık dolaşıma sahip. Açık dolaşıma sahip olduğu için daha doğrusu şöyle de söyleyeyim ben size, Damar sistemi bulunmadığı için bunlarda arkadaşlar. Dolayısıyla kan, e, işte doku sıvısı gibi bir ayrım yapılmamış. Ama kapalı dolaşıma sahip olan canlılarda kan ve doku sıvısı birbirinden farklı. Bu iki sıvının pH'inin ayarlanması, tuz ve iyon dengesinin sağlanması da arkadaşlar yine iç denge açısından oldukça önemlidir. Bu e, ee, iç dengede yine ozmo regülasyon sistemler tarafından düzenleniyor. Şimdi bir de e, bazı hayvanlardan yani birçok hayvanda aslında diyebiliriz. Transport epiteller dediğimiz epiteller vardır arkadaşlar. Bu epiteller canlıdaki ozmatik düzenlemeyi sağlıyor. Suyun ve atıkların atılmasında oldukça önemli epitellerdir. Transport epiteller belki karşımıza çıkabilir. Yine aklımızda dursun arkadaşlar. Ozmatik düzenlemeyi sağlıyorlar. Şimdi Azotlu maddelerden şöyle genel bir bahsedince gelelim şimdi detaylarına girelim. Amonyak, ürik asit demiştik. Bahsedelim arkadaşlar bunlardan. Amonyak suda fazla çözünme özelliğine sahiptir ve arkadaşlar çok fazla suyla dışarı atılır. Yani bir canlının amonyak olarak metabolik atığı dışarı atabilmesi için su ihtiyacının olmaması lazım. Yani su su sıkıntısının olmaması lazım. Dolayısıyla bunu hangi canlılar atabilir amonyak şeklinde? Suda yaşayan canlılar atabilir. Arkadaşlar amonyak hücre zarından kolayca geçer. Çünkü zaten hani NH3 e ee, hücre zarından kolaylıkla geçebilen bir iyondur arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar direkt olarak işte balıklar ne yapıyorlar? Direkt amonyak olarak dışarıya atıyorlar. Peki birçok omurgasız da ne yapıyor? Boşaltım atığını vücut yüzeyinden atıyorlar arkadaşlar. Sıvı ortamda yaşayanlar yine vücut yüzeyinden nasıl atıyor? Amonyak şeklinde atıyorlar. Bakın, eğer bir canlı boşaltım atığını amonyak şeklinde atıyorsa o canlı kesinlikle suyun içerisinde yaşıyordur veya nemli bir ortamda bulunuyordur. Yani nemli dediğimde öyle hani hafif nemli gibi bir düşünmeyin. Bayağı nemli bir ortamda bulunuyordur. Bu şekilde e, amonyak şeklinde atıyordur arkadaşlar. Mesela tuzlu su balıklarına geldiğimiz zaman tuzlu su balıklarında amonyak olarak değil de amonyuma çevriliyor. Yani NH4 olarak arkadaşlar solungaçlardan atılıyor. Tatlı su balıklarında ise arkadaşlar solungaçlardan sodyum alınırken Suya da amonyak veriliyor ve bu değişim sayesinde e, vücutta dış ortama göre daha fazla miktarda sodyum bulunmuş oluyor. Bir nevi karşılıklı değiş tokuş yapıyor. Tatlı su balıkları biliyorsunuz hani hipotonik ortamda yaşadıkları için vücutlarındaki iyonlar sürekli dışarı çıkma eğilimindedir difüzyon kurallarına göre. Dolayısıyla bu sayede ne yapıyor? Vücudundaki sodyum dengesini de korumuş oluyorlar. Gelelim bir diğer boşaltma atığımız üre. Üre bizler arkadaşlar üre şeklinde atıyoruz. Şimdi suda kolay çözünebilen bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Ve böbreklerden atıncaya kadar da vücutta kalabiliyor. Şimdi böbreğin, pardon böbrek demişim, ürenin oluşumu için bazı döngüler var. Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar biz bu döngü onitin döngüsü diyoruz bu arada. Şimdi onitin dediğimiz bir madde. Bu madde arkadaşlar amonyak ve karbondioksitle birlikte sitrulin ve suya dönüşüyor. Daha sonra bu sitrulin tekrardan amonyakla birlikte neye dönüşüyor? Arjinine dönüşüyor ve yine su oluşturuyor. Bu arjinin de arkadaşlar suyla birlikte üre artı tekrar ornitine dönüşüyor. Bakın ilk başta ornitini kullanmıştık. Tekrardan sonunda ne ürettik? Ornitin ürettik. Bu yüzden buna biz ornitin döngüsü diyoruz. Tamam mı? Bu döngünün adı ornitin döngüsüdür. Ben yazmamışım buraya. Şöyle yazayım. Ornitin döngüsü. Bu döngü sayesinde üre oluşturulur ve arkadaşlar amonyak zehirsiz daha zehirsiz de daha az zehirli olan üreye dönüştürülmüş olur. Şimdi e, su sıkıntısı çeken canlılar amonyağı ya üreye ya da ürik asite çevirir dedik arkadaşlar. Mesela memeliler yani bizler amfibilerin erginleri tabii ki suda yaşayanları değil yani larva kısımları değil larvalar. Amonyak şeklinde atıyorlar. Amfibi larvaları. Bir de kaplumbağalar arkadaşlar. Üre olarak atıyorlar. Bakın sürüngenleri biz genelde ne olarak biliyoruz? Ürik asit. Ama sürüngenler içerisinde bulunan kaplumbağalar. Üre olarak atıyorlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi e, üre sentezi için karaciğerde tabii ki enerji harcanacak. Hani şu döngüden bahsettim. Bu döngü karaciğerde gerçekleşen bir döngüdür. Sonuçta amonya üreye çeviren organımız hangi organımız? Karaciğer organımız arkadaşlar. Dolayısıyla. E, enerji harcayacak. Su kaybı ürenin atılımıyla azalırken enerji kaybı artar. Yani şöyle düşünün. Siz amonyağı üreye çeviriyorsunuz. Tamam su kaybını azaltıyorsunuz bu sayede ama bunu çevirmek için çok fazla enerji harcanıyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim diğer bir azotlu atığımıza ürik asit. Arkadaşlar ürik asit suda hiç çözülmüyor. Yarı katı haldedir. E, yarı katı halde olduğu için de su kaybı minimuma indirilir. Yani biz şöyle bir sıraya dizersek bunları. Su kaybı açısından zaten birazdan yine göstereceğim size yazacağım buraya da. Su kaybı açısından en fazla suya ihtiyaç duyulan amonyak. Sonra üre en az suya ihtiyaç duyulan ise ürik asittir arkadaşlar. Kuşlar işte bazı böcekler ne yapıyorlar? Ürik asit şeklinde atıyorlar. Sentezinde çok fazla ATP harcanır. Bakın Suya ihtiyacı ne kadar azsa enerji ihtiyacı o kadar fazladır, tamam mı? Bunu unutmayın. Suya ihtiyacı ne kadar azsa enerji ihtiyacı o kadar fazladır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sentezinde çok fazla enerji harcanıyor, su kaybı azaltılırken ATP kaybını artırıyor arkadaşlar. İşte kuşlar, böcekler, sürüngenler, işte sümüklü böcekler gibi canlılarda ne yapıyor? Ürik asit olarak atıklarını atıyorlar. Şimdi bizim Ana atıklarımız bunlar. Neydi? Üre, ürik asit ve amonyak. Bir de keto asitler dediğimiz asitler vardır. Bunlar da arkadaşlar glikoliz ve krepsi oluşan ara ürünlerdir. Bu keto asitler işte ee, mesela karbonhidrat ve lipid sentezinde kullanılır arkadaşlar bu keto asitler ve fazlası yine Atık olarak dışarıya atılır. Peki diğer atıklarımıza bakalım nedir? Mesela ilaçlar, zehirler, hidrojen, tuz, bikarbonat iyonları, sülfürik asit, fosforik asit, kreatin, kreatinin gibi maddelerde nedir? Yine boşaltma atıklarıdır. Yani idrarın yapısında bulunan yapılardır arkadaşlar bunlarda. Şimdi protein metabolizmasına baktığımız zaman şöyle bir göstereyim. Bakın proteinlerin yapı taşı neydi? Amino asit. Amino asit parçalandığı zaman ne oluşuyor? Amonyak ve keto asitlere dönüşüyor. Arkadaşlar bu keto asitler karbonhidrat ve lipid sentezinde kullanılıyorlar. Ama fazlası dediğim gibi yine dışarıya atılıyor. Daha sonra bu amonyak bakın üç şekilde dışarı atılabilir. Ya amonyak olarak dışarı atılır ki bunun için fazla su gerekiyordu. Ya üre oluşturarak dışarıya atılır arkadaşlar ya da ürik asit oluşturularak dışarıya atılır. Bu üç şekilde amonyak dışarıya atılabilir. İşte protein metabolizması bu şekilde gerçekleşiyor. Peki gelelim bunların zehir miktarlarına işte atılması gereken su miktarlarını arkadaşlar ve enerji miktarlarına ya yani karşılaştırma yapacağız. Şimdi en zehirli olan hangisi amonyak, sonra üre, en az zehirli olan ise ürek Atılmasında kullanılan su miktarına baktığımız zaman en fazla suyu amonyakta, sonra ürede, en az suyu ise ürek Şimdi bunu karıştırıyorsanız şöyle düşünün, bakın. Amonyan zaten çok fazla suyla atılması gerektiğini söylemiştik. Üre ve ürik asiti karıştırabilirsiniz. Mesela bizler üre halinde atıyoruz değil mi? Bizim idrarımız mı daha suludur? Yoksa bir kuşun idrarı mı daha suludur? Baktığınız zaman bizim idrarımız daha sulu. O zaman atılmasında kullanılan su miktarı ürede daha fazladır. Bir de daha azdır. Hatta kuşlar yarı katı halde atarlar arkadaşlar. Bunu da görmüşsünüzdür mutlaka. Peki dönüşümünde harcanan enerjiye baktığımızda. Bakın su miktarıyla enerji ters orantılı. Suyu ezberlediyseniz enerjiyi hemen ters orantı olarak yapıştırıyoruz. En fazla enerji ürik asit de lazım. Sonra ürede amonyak da zaten direkt amonyak olarak oluştuğu için çok fazla enerji harcanmıyor. Dolayısıyla enerji sıralaması da bu şekildedir arkadaşlar. Evet şimdi gelelim ee, tek hücrelerde boşaltım diyeceğiz. Bakayım çok fazla uzun mu burası? Heh. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tek hücrelerde ve omurgasızlardaki boşaltımı da bu videoda görelim. Bir sonraki videoda omurgalılardaki boşaltım organlarını göreceğiz. Yani pronefroz böbrek, metanefroz böbrek bunları göreceğiz. Şimdi tek hücrelerde boşaltım nasıl oluyor? Arkadaşlar tek hücreler zaten adı üstünde bir tane hücreye sahip. Bu canlılar ne yapacak? Hücre yüzeyinden difüzyonla atacaklar. Karbondioksit ve amonyağı ne yapıyor? Yüzeyden difüzyonla, difizyon difüzyonla dışarıya atıyor arkadaşlar. Amip, öglena, paramesyum, algler gibi canlılar e, tek hücreli olan canlılardır ve bu şekilde atarlar. Arkadaşlar protozoalarda, protozoalarda boşaltım organelleri vardı. Neydi bunlar? Kontraktik kofullar değil mi? Diğer bir adıyla vurgan koful. Bu canlılar ne yapıyor? Nerede yaşıyorlar? Tatlı sularda. Tatlı sularda yaşadığı için hücreye sürekli bir fazla su var. Yani hücrede bir sürekli bir su girişi var. Çünkü sonuçta hipotonik ortamda yaşıyorlar. Ve hücrenin içerisinde su giriyor. Ne yapıyor bu giren fazla suyu? Kontraktil kofulla depo ediyor. Daha sonra bunu enerji harcayarak dışarı atıyor arkadaşlar. İşte burada protozaların boşaltım orayı olayı bu şekildedir. Kontraktif koful her zaman için soru değeri taşıyan bir kofuldur arkadaşlar. Mesela besin kofulu, sindirim kofulu, boşaltım kofulu yani bunlar hani isim olarak da karşınıza çıksa bir nevi ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ama kontraktif kofulun ben daha fazla soru değeri taşıdığını düşünüyorum. O yüzden çıkma ihtimali de fazladır. Sıtma sporunda bu da protozoaya ait bir canlıdır. Ama sıtma sporunda kontraktil koful yoktur arkadaşlar. Şimdi gelelim nasıl atılıyor. Bakın paramesyumda hücre içerisinde alınmış sindirilmeyen atıklar sindirim kofulları ile ne yapıyor? Hücrenin anüsünden egzoz dışarı atıyor. Bu da yine nedir? Bir boşaltım olayıdır. Sonuçta paramesyum nasıl bir canlı? Terliksi hayvan diyorduk değil mi? Şöyle bir canlı. Şurada anüs gibi bir yapısı vardı bu sindirim kofuluyla işte ilk önce besin kofuluyla alıyor daha sonra sindirim kofuluna dönüşüyor ve sindirim kofulunda sindirilmeyen atıklar ne yapıyor buradaki anüsten tekrardan dışarı atılıyor bir boşaltım yapmış oluyor arkadaşlar. Tek hücrelerdeki boşaltım bu şekilde. Gelelim omurgasız hayvanlardaki boşaltım olayına. Şimdi sistemleşmiş bir boşaltım yok. Sistemleşmiş boşaltım omurgalılarda başlıyor burada böyle daha basit yapılar vardır arkadaşlar bahsedelim ilk önce süngerlerden ve sölenterlerden bahsedelim arkadaşlar bunlar dözenleşmiş bir boşaltım organı yoktur bunların hücre yüzeylerinden boşaltım yapılıyor yani e, yüzey hücreleri vardır etrafını saran hücreler bizim derimiz gibi düşünebilirsiniz bu derideki hücreler ne yapıyor boşaltım görevi görüyorlar süngerlerde karbondoksit ve amonyak yüzeyden difüzyonla atılıyor hidrada ise arkadaşlar karbondioksit ve amonyak önce gastrovasküler boşluğa geliyor. Oradan da ağız ve anüs görevi gören tek bir açıklık var. O açıklıktan dışarıya atılıyor. İşte süngerlerde ve solenterlerdeki boşaltım olayı bu şekildedir arkadaşlar. Gelelim diğer canımız yassı solucan. Arkadaşlar yassı solucanda da tek bir açıklık vardı değil mi? İki açıklık sindirim kanalında iki açıklık kimlerden itibaren başlıyor? Yuvarlak solucanlardan itibaren başlıyor. Şimdi yassı solucana baktığımızda diğer bir adı planarya. Arkadaşlar bunlar da boşaltım organı protonefridyum dediğimiz yapılardır. proto Protonefridyum proto ise alev hücreleri ve çok sayıda borucuktan oluşmuştur. Alev hücreleri ve çok sayıda borucuk. Arkadaşlar bu borucukların ucunda alev hücreleri bulunuyor ve bu hücreler devamlı hareket halinde. Bu hareketi sayesinde ne yapacak? Boşaltım olayını gerçekleştirecek. Şimdi vücut sıvısı alev hücrelerinin içerisinde bulunan bu silli dediğimiz yapılardan süzülüyor ve boşaltım kanalına iletiliyor. İşte bu protonefridüm dediğimiz yapılara itiliyor arkadaşlar. Atıklar bu kanalda toplanıyor ve dışarıya atılıyor. Protomenefridümler ne yapıyor? Yani bizim böbreklerimiz gibi vücudun su dengesini ayarlıyor arkadaşlar. Boşaltım atıkları bu şekilde. Ama Amonyak ve karbondoksit hücre yüzeyinden atılıyor. Bakın, yani diğer boşaltım atıklarını burada protonefridyumlar sayesinde atıyor. Ama diğer atıklar, yani işte amonyak ve karbondoksit ne yapıyor? Hücre yüzeyinden atılıyor. Bu arada yassı solucan dediğim gibi tek açıklık vardır. Hem ağız görevi görür, hem de anüs görevi görür. Gelelim halkalı solucan'a. Şimdi arkadaşlar, halkalı solucan yine boşaltım organı nefridyumdur. Nefridyum. Bakın. Yassı da neydi? Protonefridium. Biraz daha basit hali. Halkalı solucandaki daha gelişmiş halidir. Bu halkalı solucan arkadaşlar her halkasında bir çift nefridium vardır. Bu nefridiumlar da silli bir kirpikli huni ile solun boşluğundan başlar. Bakın nefrostom dediğimiz yapılar vardır. Şurada birazdan şekil üzerinde de göstereceğim. Arkadaşlar bir nefridium birbirine bağlı olan kirpikli huni ve açıklıktan Kıvrımlı bir tübül atıkların içerisine boşaltıldığı bir keseden oluşur. Yani nefri dümün yapısında ne varmış? Kirpikli huni ve açıklık varmış. Kıvrımlı bir tübül varmış. Bir de atıkların içine boşaltıldığı bir kese varmış. Bu nefri dümün kirpikli huni kısmı önce bir önceki halkadaki boşaltım kanalına arkadaşlar bağlıdır. Yani aslında nefri düm ne yapıyor? Önceki halkadaki boşaltım atığını atıyor. Yani ne yapıyor? Her bir nefridyum bir öndeki bölmeyi süzmüş oluyor. Çünkü bu bölmeler birbiriyle bağlantılı ya. Önceki halkada bulunan boşaltım atığı buraya geliyor. Burada süzülme gerçekleşiyor. Şöyle göstereyim bakın. Şu kirpikli hunidir. Bakın şurası kirpikli huni. Nefridyumun başlangıç kısmı arkadaşlar. Devamında ne var? Bakın kıvrımlı tübül vardır. Kıvrımlı tübül. Kıvrımlı tübüle bağlanan bir kese vardır. Kesede ne yapıyordu? Kesede boşaltım atıkları depo ediliyor kısa süreliğine. Bir de nefridum açıklığı vardır. Bu açıklıktan da atıklar dışarıya atılır. Bakın üre, sodyum, e, su arkadaşlar kirpikli huniden dışarıya çıkıyor. Evet bu şekilde bizim halkalı solucanda bulunan nefridumların yapısı son olarak omurgasızlarla ilgili eklem bacaklıları da anlatayım. Bu videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar eklem bacaklılarda boşaltım organı malpigi tüpleridir. Malpigi tüpleri. Bunların bir ucu açık diğer ucu kapalı olan tüplerdir arkadaşlar. Açık olan ucu bağırsak boşluğuna bakıyor. Kapalı olan ucu da vücut boşluğuna bakıyor. Şimdi vücut boşluğuna neden kapalı olan gelmiş? Çünkü atıklar vücut boşluğunda boşalmasın diye. Burada bağırsak boşluğuna bakan kısımdan açık olan kısımdan zaten boşaltım gerçekleşecek. Arkadaşlar, <laughs> marki tüplerinin kapalı olan ucu ne yapıyor? Böceğin vücut boşluğunda su, glikoz ve atık maddeleri toplar ve bunları boşaltım boşluğuna iletir. İter yani. Hani itme görevi yapıyor. İçerisine almıyor. Bunu itme görevi yapıyor sadece. Malpigi tüpleri arkadaşlar kaslı bir kılıfın içerisinde bu kaslar kasılıp gevşeyerek ne yapıyor? Boşaltım maddelerini bağırsağa itiyor. Daha sonra vücuda gerekli olan maddeler ve su son bağırsaktan emilerek vücuda kazandırılıyor. Geriye kalan atıklar da arkadaşlar dışarı atılıyor. İşte bu e, tüpleri dediğimiz tüplerden dışarıya atılıyor. Nasıl atılıyor peki? Ürik asit kristallerine dönüştürülerek atılıyor arkadaşlar. Sindirim atıklarıyla beraber direkt su kullanılmadan dışarı atılır. Yani ürik asit böceklerde, eklem bacaklılarda arkadaşlar sindirim atıklarıyla beraber atılır. O yüzden de anüsten atılır. Bunu da söylemiş olalım. Burada marpegi tüpleri ne yapıyor? Sadece suyun işte veya gerekli olan diğer yapıların emilmesine, geriye doğru emilmesini sağlamış oluyor. Evet böylece biz omurgasızlardaki boşaltım organlarından da bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim omurgalılara ama bir sonraki videoda geçelim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.